Yani Trump'ın bu yaptığı açıklama ne olursa olsun ben işte gözümü yumarım anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Amerikan Başkanı Donald Trump'ı her şey para değildir diyerek eleştirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. CNN Türk'te konuştu. Gündeminde Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi vardı. Biz sonuna kadar gideceğiz bu cinayetin aydınlatılması için. Cinayetle ilgili uluslararası soruşturma bir süredir konuşuluyordu. Çavuşoğlu yine vurguladı. Bir cinayet var. Bizim derdimiz bunun aydınlığa kavuşturulması. Dünya bu sürecin uzamasından dolayı uluslararası bir soruşturma yapılması için taleplerde bulunmaya başladı. Türkiye süreç boyunca Suudi Arabistan'la elde ettiği delilleri paylaştı. Ancak aynı şekilde karşılık bulamadı. Dışişleri Bakanı da özellikle altını çizerek ifade etti Riyad yönetiminin bilgi vermediğini. Suudi Arabistan'ın bize şu ana kadar bilgi vermemesi sebebiyle belki bu uluslararası soruşturma daha da faydalı olabilir. Ardından Birleşmiş Milletler'in harekete geçebileceğini işaret etti. Şimdi zaten BM içinde bir inisiyatif başlatıldı. Açıklamadan saatler sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü kameralar karşısına geçti. Elizabeth Russell, cinayete ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bunu memnuniyetle karşılayacağız. Trump'ın bütün dünya sorumlu tutulmalıdır sözlerine de yanıt verdi. Soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Almanya'dan sonra Fransa'dan da cinayetin üzerinden geçen 52 günün ardından yaptırım hamlesi geldi. Olaya adı karışan 18 kişinin ülkeye girişi yasaklandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Avrupalı ortaklarıyla da alması gerekecek yaptırımlar üzerine çalıştığını bildirdi.